5 gün boyunca sadece meyve yedim ve bakın ne oldu. Öğünler arasında 1 veya 2 tane meyve yemek ne kadar da güzeldir. Ama meyveden başka hiçbir şey yememek ruh halinizi ve sağlığınızı nasıl etkiler? İşlenmiş yiyecekler, sebze ve et yok. Sadece meyve. Birazdan neler olacağını öğreneceğiz. Ama önce abone ol tuşuna tıklayın ve hayata olumlu bakmak için bildirim çanını çalın. Sadece meyve yemeye dayanan beslenme şekli meyvecilik olarak adlandırılır. Eğer bu beslenme şeklini benimserseniz tatlı meyveler ve salatalık, zeytin, avokado gibi çekirdekli meyveleri yiyebilirsiniz. Bazı insanlar ayrıca ara sıra çekirdek ve sert kabuklu yemişler de yiyebileceğinizi söylüyorlar. Ancak bu hayat tarzını seçtikten sonra pişmiş yiyeceklere ve hububatlara hayır demelisiniz ve hayvansal ürünlerden kaçınmalısınız. Doğal olarak pizza, kek ve patates kızartması gibi lezzetli şeylere de hayır demek zorunda kalacaksınız. Kulağa nasıl geliyor? Benimle birlikte böyle bir beslenme şeklini benimsemeye hazır mısınız? Bunların hepsi benim için alışılmadık ve yeni şeyler olduğu için meyvecilik deneme süremi 5 günle sınırlı tutacağım. 1. gün. Bugünkü menümde sıvı meyve püresi, 1 bardak badem sütü, biraz kurutulmuş meyve ve 2 büyük kase meyve salatası vardı. Akşam yemeğinde dilimlenmiş salatalık, avokado ve birkaç domatesle salata yaptım ve bunu yedim. Bu salataya baharat olarak tuz ve toz biber ve biraz da zeytinyağı ekledim. Şaşırtıcı derecede kendimi çok tok hissettim. Aynı zamanda birkaç kez tuvalete gitmek zorunda kaldım. Sanki tüm bu yumuşak meyveler sindirim sistemimden kayıp gitmişti. Ayrıca bağırsaklarımın yiyecekleri sindirmeye çalıştığı sırada sürekli guruldayıp köpürdüğünü hissettim. 2. gün. 2. gün uyandığımda karnımın bir önceki günden daha düz olduğunu fark ettim. Bu beni biraz heveslendirdi. 1. günkü menümün aşağı yukarı aynısını yedim. Sadece bazı meyveler yerine başka meyveler kullandım. Ancak 2. günde kendimi dünkü kadar iyi hissetmemeye başladım. İç organlarım hala kıvranıyordu ve biraz da şişkin hissediyordum. Ayrıca acıkmaya başladım ve çok fazla şeker tükettiğimden endişeleniyordum. 3. gün. Bugün bir doğum günü partisine davet edildim. Günüme doğru şekilde başladım. Kahvaltıda güzel, büyük bir sıvı meyve püresi ve öğle yemeğinde sert kabuklu yemişler ve meyve salatası yedim. Ancak partiye geldiğimde canım sağlıksız şeyler çekmeye başladı. Her zaman yediğim meyvelerden daha fazlasını istiyordum. Bir parça ekmek veya küçük bir kase sade pilav gibi basit şeyler bile yiyebilirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu isteğe karşı koyamadım ve birkaç tane kanepe yedim. Ama sağlık uzmanlarının bir kereliğine başka bir şey yesek bile pes etmememiz gerektiğini söylediklerini hatırladım. Bu yüzden meyve diyetimden bir kereliğine caymanın o kadar da kötü olmadığına karar verdim. 4. gün. 4. gün canım bir dilim pizza gibi sağlıksız bir şey çekti. Ayrıca ciddi bir şişkinlik sorunum vardı ve midemden garip sesler geliyordu. 3,5 gündür neredeyse hep aynı şeyleri yiyordum ve daha tatmin edici bir şeyler yemek istiyordum. Akşam bu problemlerime bir de baş ağrısı eklendi. 5. gün. Günün sonunu dört gözle bekliyordum. Bir sonraki gün yiyeceğim kocaman bir tabak makarnanın hayalini kurmaya başlamıştım bile. Bunu düşünmek devam edecek gücü kendimde bulmama yardımcı oldu. Kahvaltı için sıvı meyve püresi hazırladım. Öğle yemeğinde birkaç porsiyon meyve salatası yedim ve çekirdek ve kabuklu yemiş atıştırdım. Akşam kendimi o kadar aç hissettim ki bu deneyi planladığımdan daha erken bitirmeyi düşünüyordum. Ama güçlü kaldım. Bir porsiyon meyve salatası daha yedim ve erken yattım. Kendimi hiç de iyi hissetmiyordum. Midem hala çalkalanıyordu. Sık sık tuvalete gidiyordum ve sürekli aç hissediyordum. Meyveciliğin benim için olmadığına karar verdim. Ancak bu beslenme şeklini uygulayan ve kendisini iyi ve sağlıklı hisseden insanlar olduğunu biliyorum. Bu muhtemelen bazı kişisel özelliklerle alakalı. Sizin de sadece meyve yeme deneyiminiz olduysa geçiş döneminin nasıl olduğunu aşağıda yorumlarda paylaşın. Diyetisyenler tamamen meyveden oluşan bir beslenme şeklinin yavaş yavaş ve dikkatlice benimsenmesini öneriyorlar. Sadece meyve yemenin size uygun olduğuna karar verdiyseniz geçiş dönemine dikkat edin. Yani kendinizi iyi hissetmediğiniz takdirde durun. Öncelikle standart menünüze daha fazla meyve ekleyerek başlayabilirsiniz.
bir süre sonra meyve miktarını artırıp diğer yiyecekleri azaltın. Menünüze çekirdek, yemiş ve avokado, Hindistan cevizi ve muz gibi yağlı meyveler eklemeyi unutmayın. Bu yiyecekler iyi birer protein ve yağ kaynağıdır. Meyveciliği benimseyen çoğu kişinin günlük menüsünün en az %75'i meyve olsa da, uzmanlar öğünlerinizin %50'den fazlasının meyveden oluşmaması gerektiğini söylüyorlar. Aksi takdirde dengesiz beslenme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca meyveciliğin birçok avantajı ve ciddi sakıncaları olduğunu da bilmelisiniz. Sadece meyve yemenin başlıca olumlu yanları şunlardır. Meyveler yüksek miktarda antioksidan, vitamin, lif, mineral ve özellikle de C vitamini ve beta karoten içerirler. Bazı meyveler, örneğin elma ve muz, mükemmel probiyotiklerdir. Yararlı bağırsak bakterilerini besleyerek sindirimi geliştirmeye yardımcı olurlar. Bağışıklık sisteminizin bağırsaklarda bulunan kısmı sağlıklı bağırsak ortamı tarafından uyarılır. Meyveler lif içerir ve bu lifin fermantasyonu bağırsaklarınızın genel sağlığını etkiler. Vücudunuz tüm besinleri daha etkili olacak şekilde emer. Hatta bazı uzmanlar bu sürecin sizi kanserden koruyabileceğine inanıyorlar. Bu beslenme şekli aşırı kilolu insanlara da yardımcı olur. Aynı zamanda obeziteyi ve obeziteyle ilişkili diyabet, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerini engellediğine dair görüşler de vardır. Sıkça kabızlık yaşıyorsanız bazı durumlarda meyve yemek yardımcı olabilir. Sadece meyve yerseniz kolesterolünüz düşer, kardiyovasküler sisteminizde daha az sorun yaşarsınız ve tansiyon değeriniz normale döner. Tüm bunlar kulağa mükemmel geliyor. Peki bu meyve diyetinin uzun vadede sakıncaları neler? Meyveler lif bakımından zengindir ve bu düzenli bağırsak hareketleri için çok önemlidir. Öte yandan çok fazla lif şişkinliğe, gaz sancısına ve kramplara yol açar. Fazla lif tüketimi ishal veya kabızlık gibi iki farklı reaksiyona neden olur. Meyveler şekerle doludur. Bu şekerler doğal formlarında olmalarına rağmen kan şekerinde ani yükselmelere sebep olurlar. Bu tür yükselmelerin de insülin üretimi üzerinde etkisi vardır. Bu da pankreasın zorlanmasına neden olur ve özellikle de diyabet, pankreas sorunları ve yüksek kan şekeri olan kişiler için tehlikelidir. Meyvelerde yeterince yağ ve protein yoktur. Bu yüzden de kan şekeri seviyesini dengeleyemezler. Vücudunuz meyvelerdeki karbonhidratları çok hızlı sindirdiği için kendinizi sürekli aç hissedebilirsiniz. Sonuç olarak daha fazla yemek zorunda kalırsınız. Bazı insanlar kendilerini sersemlemiş hissedebilir ve konsantre olamamaktan ve düşük verimlilikten şikayet edebilirler. Bunun nedeni yağ ve B12 vitamini eksikliğidir. Meyve dolu öğününüzü yer yemez enerjinizin arttığını hissedersiniz. Fakat bu enerji kısa sürede yerini yorgunluğa ve halsizliğe bırakır. Al yuvar üretmek için vücudunuzun B12 vitaminine ihtiyacı vardır. Kas yapmak içinse yemekleriniz protein içermelidir. Oksijeni kaslara taşımak için de vücudunuzun demire ihtiyacı vardır. Çoğu insan A, E, D ve K vitamini eksikliğiyle karşı karşıya kalır. Bu problem düşük yağ alımından dolayı oldukça yaygın görülür. İlginç bir şekilde çok fazla A vitamini ve beta karoten tüketmenize rağmen yağ eksikliği nedeniyle vücudunuz bunları ememez. Bu da cilt sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yeteri kadar kalsiyum, D vitamini ve fosfor almadığınız için kemik sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. İnsanların vücudunun sadece meyveden oluşan bir beslenme şekline tamamen farklı tepkiler vermesi ilginçtir. Apple'ın CEO'su merhum Steve Jobs, hayatının bir kısmında meyvecilik akımını benimsemişti. Bu yaşam tarzının yaratıcılığını sürdürmesine yardım ettiğini söyledi. Bir filmde Steve Jobs'ı canlandıran oyuncu Ashton Kutcher ise çekimlerden önce bu beslenme şeklini benimsemeye çalıştı ve hastanelik oldu. Meyveler hayatınızdaki diğer tüm yiyeceklerin yerini alabilir mi? Görüşlerinizi aşağıda yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.